pişmanlık bilmeden pes etmeyip vazgeçmesemekten söz verelim hedefe gidelim aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş? Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçmesemekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Gelirse bir mola verelim. Hepsi bir. Bahadır Hoca yanlış mı anladı acaba? Yo, niye ki? Biz ona Yasemin'i oyalayacaksın dedik. Bu akşam dersi de nereden çıktı şimdi? İnandırıcı olsun diye uzatıyor. İyi de bizi bırakmazsa nasıl hazırlanacağız ki? Bakın canlarım. Anlatayım. Her okulun bir tane popüler kızı olur. Gördüğünüz gibi. O da benim. Ne anlatıyorsun kızım sen? Al senin olsun popülerlik ya, Allah Allah. Ona öyleyse Eren derler. Onunla çıkmak isteyenleri test yapar. Daha geçen olmadı. Var mısın iddiaya? Tamam. Kızlar, Yasemin nerede? Bahadır Hoca oyalıyor onu. İyi, umarım şüphelenmedi. Yok. Yok yok, her şey yolunda. Doğum gününü unuttuk sanıyor. Siz bana ne yapmam gerektiğini söylerseniz gerisine hiç karışmanız gerekmez. Mesela Yasemin araba hastası. Hele spor arabaları bayılır. Gülçin bu akşam bir çocukla buluşacakmış. Eren yemek kursunda. Ben de sinemada olacağım. Evde yiyecek bir şey yok. Kahvaltı edersin artık, öptüm Cemre. Vay be, doğum günümü hiç kimse hatırlamadı. Ah! Doğum günü kutlu olsun Yasemin. Ya teşekkür ederim. Biliyor musun? Bir tek sen hatırladın doğum günümü. Bir de hediyem var sana. Aman hediye falan istemiyorum Korkut. Ama bu öyle bir şey değil. Ya tek taş falan çıkarsa hiç gerek yok. Çok özledim onlardayım. Ben de prensesim. Şimdi onlar cennette mi dayı? Evet prensesim. Keşke beni de götürselerdi. Olur mu prensesim? Sen de gitseydin ben bir başıma ne yapardım? Tamam dayıcım, üzülme, ben sana bakarım. Ya Fimi! Prensesi gitmiyor musun? Süper ya, süper! Yavaş Yasemin! Ne? Yavaş Yasemin! Yasemin! Ne yapacağım ben şimdi? Korkut'un yüzüne nasıl bakacağım? Ömür boyu çalışsan yine dur diyemezsin o parayı. Olabilir. Bu benim sorunum. Senin sorunun bizim de sorunumuz. Öyle değil mi kızlar? Kesinlikle. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Ben. Yavaş Yasemin. Yavaş Yasemin. Yavaş diye bağırdım ama. Tamam Korkut. Bağırma. Anladık. Babam öldürecek beni. Şu iş halletti de benden ne dilersen. İyi tamam. Sen bu şarkıyı bana eylat. Ben de üstünü çalışayım. Tamam. Harikasın. Yarın Murat Boz konserinde şarkısını söyleyeceğim. İnanmıyorum ya. Yarın akşam başta parti var. Benimle gelsene. Hem kafanı dağıtırsın biraz. Doğru. Kız arkadaşın dağıtır muhakkak kafamı. Onu sen hiç dert etme. Alev olmayacak. Çünkü aile yemeği var. İnanmıyorum ya. Ya siz erkekler bu kadar iğrenç olmak zorunda mısınız ya? Arabanın parasını ödeyeceğim sana. Bana biraz zaman ver. Yapamam. Yapamaz mısın? Yapamam Yasemin. Ben senden para alamam. Olmaz bak. Ne olursa olsun o arabanın parasını sana ödeyeceğim.
Ben senden paramı istiyorum Yasemin. Hayır istemiyorum. Ayıramaz bizi hiç kimse. Ölene dek beraberiz. Yallah. Görün Banu Hanım, görün neler var. Keşke sizin çocukları da getirseydik de görselerdi. Nasıl şarkı söylenirmiş, nasıl dans edilirmiş. Ya, görmek keşke getirseymişiz. İnanır mısınız, bir an bizim kızlara benzettim ha. Hele uzarışın olan... Yok canım, yok. Nerede bizimkilerde o kabiliyet? Nerede canım bizde onların kabiliyeti? Ben bir gidip şu kızlarla bir tanışayım. Merak ediyorum. Hangi okullarda okumuşlar, hangi hocalardan ders almışlar. Durun. Durun çünkü şimdi Murat Boz konseri başlayacak. Ayrıca burası çok kalabalık. Of be, ne güzel bir duyguymuş bu. Sabaha kadar sahnede kalabilirdim. Ama çok çabuk bitti ya. Biz seni tutmasaydık lokumu, sen kalsaydın sabaha kadar. Ya ama gerçekten rüya gibiydi değil mi? Kızlar, size çok önemli bir şey söylemem lazım. Hı? Ne oldu? Ben galiba aşık oldum. Hı? Ne? Anlamadım. Aşık mı oldun? Nasıl? Kime? Ne kimesi ya? Üf. Ben artık eski Yasemin değilim. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Hı? Ben... Sahneye aşık oldum kızlar, sahneye. Öf, aman Allah Allah. Yasemin haklı kızlar. Bu bizim için bir dönüm noktası. Belki de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya tamam, iyiydi, güzeldi ama abartmayın isterseniz. Alt tarafı bir şarkı söyledik. Sizi duyan da stadyumda konser verdik zanneder. Yok, ben hissediyorum. Bu her şeyin başlangıcıydı. Bundan sonra önümüzde çok kapı açılacak. Gençler, hazır mısınız? Yalnız yazar oldum senden biri.
geleceğim. Ama şarkının ortasında mı? Öyle ama. Tamam, geleceğim hemen. Görüşürüz. Pardon. Tuvaletim. Pardon. Merhaba hocam. Nasıl buldunuz konseri? Çok güzel, çok. Murat Bozi iyiydi de kızlar neydi öyle? Hiç bu kadar rezalet bir grup görmüştüm. Ne ses var ne görüntü. Alev, kıskançlığın gereği yok. Kızlar mükemmeldi. Peki siz Murat Bozi tebrik etmeyecek misiniz hocam? Sistem lazım değil mi? Ne de olsa sizin eski öğrenciniz. Kulise geçer geçmez bir ziyaret edin. Hem sizi düşünüp daha sıkmış o kadar. Haklısın Alev, haklısın. Hem şu kızları tabii görmüş olur. Hangi okuldalar? Hocalarını da merak ediyorum zaten. Nasıldık hocam ya? Beğendiniz mi? Erol Hoca anladın mı bizim olduğumuzu? Oldu bu iş değil mi hocam? Ne dedi peki Erol Hoca? Sakin olun kızlar. Her şey yolunda. Erol Hoca hiç şüphelenmedi. Ayrıca bayıldı size. Gerçekten süperdiniz. Aferin. Sayenizde hocam. Şu maske işini akıl etmeseydiniz yanmıştık vallahi. Madem bu iş tuttu, bu taktikle her yerde sahne çıkabiliriz. Hatta grubumuzun ismi Maskeli Kızlar bile olabilir. Suyunu çıkartmayın da Erol Bey işkillendirmeyin. Banu Hoca haklı. Şimdi şu maskeleri bana verin. Bu olaydan da kimseye bahsetmeyin. Yoksa sizinle birlikte benim de başım yanar. Tamam hocam, siz merak etmeyin. Banu Hanım, cep telefonunuzu içeride çekmedi mi yoksa? Ben... Şimdi telefonla konuştum da... sonra da dedim ki bir Murat Boz'u tebrik edeyim dedim. Ne de olsa bizim eski öğrencimiz ya. Aşk olsun Banu Hanım. İnsan bana da haber vermez mi? Alev söylemese hiç aklıma bile gelmeyecekti çocuğu tebrik etmek. Alev mi? Evet. Bana konseri de Alev haber verdi. Gidip şu kızları tebrik edeyim ben. Şimdi onlar ben hani telefonla konuşuyordum ya. Onlar da o sırada böyle telaşlı bir şekilde apar topar koştura koştura bu tarafa doğru gittiler. Göremeyeceğiz yani. İyi, gidelim o zaman. Gidelim. Buyurun, buyurun. Kızlar, beni görmeden mi gidiyordunuz? Aslında biz bakındık etrafa ama seni göremedik. Neyse, tebrik edecektim sizi. Gerçekten çok iyi bir iş çıkardınız. Çok teşekkür ederiz ama gerçekten hepsi senin sayende oldu. Yok canım, orada harikalar yaratan ben değildim. Sizdiniz. Ya, paramızı nasıl mı alırız acaba? Ne parası? Mert... Biz bu işi para kazanmak için yapmadık mı? Dur bakalım Yasemin. Sadece bir şarkı söylediniz. Önce bir isim yapın. Nasıl yani? Bu iş kendinizi göstermeniz için bir fırsattı. Bundan sonra daha rahat iş bağlayabilmeniz için. En azından Murat Boz'la sahneye çıktınız. Öyle düşünün. Doğru söylüyor kızlar. Dedim ben size. Bu sadece bir başlangıç. Hem ne oldu senin sahne aşkına? Paradan mı cazip geldi? Ne diyorsa kızım sen. Herhalde arabanın parasını ödeyebilmek için soruyorum bunu. Yoksa parayı alıp da harcayacak değilim ben. Allah Allah. Her neyse. Mert, bir kez daha her şey için çok teşekkürler. Benim için bir zevkti Gülçin. Bence bunu kutlamalıyız. Ne dersiniz? Siz gidin. Ben şöyle bir ortalıkta dolaşayım. Bakalım yeni bir iş bağlayabilecek miyim? O zaman evde görüşürüz. Görüşürüz. Ne güzel bir gündü ya. Gerçekten ya, süperdi. Ay çok yoruldum. Of be, ne gündü ama. Evet ya, ben de şimdi anlıyorum yorulduğumu. Asıl heyecan yoruyor insanı. Kızlar, ben biraz şurada uzanacağım. Kendinize gelin ama. Hani kutlama yapacaktık? Ben şimdi gidip ufak tefek bir şeyler hazırlayayım. Hem karnınız da acıkmıştır sizin. Ya hayır. Siz de içecek bir şeyler hazırlayın. Mert de gelince yer içeriz artık bir şeyler. Aferin ya. Bari böyle bir günde yapmaya. Madem kutlama yapıyoruz, şöyle güzel bir pizza falan söyleyelim. Bitsin gitsin ya. Nereden bu değirmenin suyu?
Piyango falan mı çıktı sana? Çıktı çıktı. Bize bir piyango çıktı ama içinden çıka çıka sen çıktın. Tamam. Pizza mı istiyorsunuz? Hı-hı. O zaman? Hı-hı. O zaman ben de size pizza yaparım. Ya lütfen sen yapma. Hayır. Ya lütfen. Tamam. Of. Hiç vazgeçmeyecek değil mi? Asla ya. Asla. Arzu'yu gördün mü? Kafedeydi. Senin canın mı sıkkın? Kaza yüzünden değil mi? Hata sende ama. O kıza araba teslim edilir mi hiç? Önümüze köpek çıktı. Benim her gün önüme çıkıyor. Çarpıyor muyum? O da zaten çarpmamak için kırdı direksiyonu. Of Korkut. Sana derdimi anlatacağıma gider kusarım daha iyi. Kusar mısın? Kusmak mı? Sen nereden biliyorsun kustuğumu? Şimdi sen söyledin. Şşt, kimseye söyleme. Fashion TV'de duydum. Mankenler kilo almamak için yapıyorlarmış. Çok seviyorum Alev. Ben de her gün Fashion TV seyrediyorum. Onu değil be. Yasemin'i seviyorum. Ay, bu gözlükler de normal tabii. Sahi kaç numaraydı bunlar? 6 numaraydı bunlar. O ne be basket takımı gibi. Ben senin yerinde olsam... Gözünün yaşına bakmam. Madem böyle bir halt yedi ödesin çatır çatır parayı da aklı başına gelsin. Bence hiç acıma. Acıyor Alev. İçim yanıyor Alev Alev Alev. Beni bu işe karıştırma. Bir şey söyleyeceğim Alev. Senden bir şey istesem yapar mısın? Nasıl yani ne? Yasemin'le aramı yapar mısın be Alev? Bir bu eksikti. Yaparım tabii, yaparım. Aranızı da yaparım, yuvanızı da yaparım. Merhaba. Merhaba, müsait misiniz? Evet, hoş geldin, gir. Kızlar ne haber? İyidir. İyi, sen? İyidir. Bir şeyler ayarlayabildin mi? Herkes sizi çok beğenmiş. Aa. Bakalım artık. Yakında bir haber çıkar. Geç otur. Yok, orası senin yerin. Evet, pizzamız da hazır. Buyurun bakalım. Bu mu pizza? Ben bunu yiyeceğim ve gidip kulesini yerim daha iyi be. Anlamadım. Ne kulesini yersin? Pizza kulesini. Eren, bir şey soracağım. Bunun içinde ne var? Kuş konmaz, brokoli, pancar, yer elması, bir de enginar kalbi. Ya siz hiç vejetaryen pizza diye bir şey duymadınız mı hayatınızda ya? Kızım, hiçbirimiz vejetaryen değiliz ki. Bu pizza kime? Zaten vejetaryenler bu pizzayı görse hepsi birden et obur olurlardı. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Oh, afiyet olsun. Ne kibar çocuk değil mi? Tamam kızlar. Bu kadar kutlama yeter. Şimdi çalışma zamanı. Aman ooo. Evet ya. Bırak tadını çıkartalım şunu ya. Akşam çıkarırsınız. Şimdi gidip yeni şarkıya bir bakalım. Hazır mı? Ne çabuk? Ya söyledim ya. Elinde 6 şarkı var. Asıl sorun ondan sonra başlıyor. Ya beğenmezsek ha? Olur mu? Beğeniriz. Kesin beğeniriz. Hadi gidelim. Şişt, sen de mi Brutus? Hadi Cemre, amma nazlandın. Ya kızlar söylüyorum size. Bu çocuk bizim canımızı çıkartacak. Ya bu ne ya Nazi kampı gibi? Sabahın köründe kalk, konser ver, sonra eve gel, şarkı çalış. Bu ne ya? Bırakın kızlar söylenmeyi de alışın artık. Allah Allah. Seni gören de 40 yıldır sahnelere çıkıyorsun sanır. Sahnelerin gülü.
Harika. Süper. Bomba bomba. madem ovaya girdik Barış'ın partiye gidelim. Yapma ya. Gerçekten gidecek miyiz? Bence de gidelim. Bugün bizim günümüz. Kızlar beni unutun. Ben çok yorgunum. Yatacağım yani. Ya hepimiz birimiz. Birimiz gözlerini açamıyor Cemre. Biz de gitmeyiz o zaman. Abi saçmalamayın, siz gidin ya. Vallahi bak. İyi. Kimler geliyor? Sen de mi gelmiyorsun? Siz gidin. Benim şarkı üzerinde çalışmam lazım. İstersen ben de kalayım. Hem belki Eren, bana yardım ederim. Bak. Olur. Anakonda yine iş başında. Ay çok heyecanlı. Hadi gidelim. Gidelim mi? Yani gidin. Aa, görüyorsun değil mi? Hadi onları getirelim. Oğlum sana söyleyeyim. Bu iş bu gece biter. Çok doğru. Ama ben kazanacağım. O biraz zor. Alev sana nefes aldırmaz oğlum. Alev maalesef partiye gelmiyor Barış. Yapma ya. Gelmiyor mu? Aslında iyi oldu. Bizim ilişki sallanıyor zaten. Oğlum bak sana söyleyeyim. Sen bu Cemre işini fazla ciddiye almaya başladın. Doğrusunu söyleyeyim mi? Cemre çok hoş bir kız. Geç bunları ya. Alev gibi bir kız varken Cemre'yle ne işin olur senin? Alev çok acayip bir kız. Varsa yoksa kendisi. Karşısındakini asla dinlemez. Oturup bir derdini bile konuşamazsın. Ya Fashion TV ya magazin haberleri. Başka konu yok sanki. Boş ver oğlum. Daha iyi ya işte. Konuşup ne yapacaksın? Ali, mesaj atmışsın Daltonların maskesi düşecek diye. Sorma. Bugün Murat Boz konserine çıktılar. Ne? Murat Boz mu? Ay ne yakışıklı çocuk. Tıpkı benim Uğur'um. Biz niye gitmedik konsere? Uyan Arzu, uyan. Konsere çıktılar dedim. Yani? Okul kurallarına aykırı. Doğru ya. Sonra ne oldu peki? Çıktı mı boyaları meydana? Onların boyası çıkacak diye benim canım çıktı ama. Bizim uyuzlar Banu Hoca sayesinde yırttılar şekerim. Yapma ya. Bir de seyirciler bayılmaz mı bizim Daltonlara? Hay Allah. Ne şans be. Direkt söyleseydin Erol Hoca'ya. Aklıma geldi ama görmeden inanmazdı ki. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Daltonlar sahnede çok iyiydi. Yapma ya. İşte bunu duyduğuma hiç sevinmedim. Ben de gördüğüme. Hocam! Orada dur Korkut. Orada dur. Şimdi söyle. Hocam acaba dans bölümüne geçebilir miyim? Sen de mi Korkut? Bu ne ya? Salgın hastalık gibi. Önüne gelen bölüm değiştiriyor. Hocam çok önemli. Korkut sen dans edemezsin ki oğlum. Olsun hocam ben de seyrederim. Abuk subuk konuşup benim asabımı bozma. Sen drama sınıfının en iyi öğrencisisin oğlum. İleride çok iyi bir aktör olabilirsin. Olurum değil mi hocam? Olursun olursun da. Bir de şu sesini kontrol edebilsen. He? Hadi bakayım hadi. Araban nerede? Araba nerede? Tamircide aküsü bitti. Aküsü mü bitti? Ulan 2007 model arabanın aküsü biter mi hiç? Sen çocuk mu kandırıyorsun? Araba dün de garajda yoktu. 2 günde mi takıyorlar aküyü? Bak nasılsa öğrenirim. Doğruyu söyle yoksa fena olur. Söyle ne oldu arabaya? Kaza yaptım. Kaza mı yaptın? Yani yaptık. Kimle yaptın? Yasemin'in doğum günüydü. Ben de doğum günü hediyesi olarak arabayı kullanmasına izin verdim. Sonra önümüze köpek çıkınca işte çarpmamak için tatlı attık. Lan şimdi ben sana bir çarpacağım. Ha benim gerçek oğlum. Ben o arabayı sana git el aleme kullandır diye mi aldım? Kendi kendine bir şey becereceğin yok. Araba sayesinde belki 1-2 tane kız tavlarsın dedim. Sen daha birinci de arabayı parçaladın. Beni başka kızları ilgilendirmiyor baba. Ben Yasemin'i seviyorum. Öp!
gezip dolacağın, gününü gün edeceğin yerde tutturduğun Yasemin de Yasemin. Ne yapacaksın? Evlenecek misin bu yaşta? Biz evlendikten ne oldu? Keşke evlenebilsem baba. Evet. Oğlum delirtme beni be. Sende bu salaklık varken kim evlenir seninle? Arabanı kullandıkları gibi seni de kullanıp atarlar. Yasemin öyle bir kız değil baba. Evet. Bir de onu savunma bana. Bütün kadınlar aynıdır. Sen onları kullanmazsan, ipleri ellerine verirsen onlar seni kullanıp suyunu çıkartırlar. Öyle bir kız değilmiş. Sen ne biliyorsun ki kadınlar hakkında? Kaç kadın tanıdın bugüne kadar? Ben gidiyorum baba. Nereye gidiyorsun? Ben olmasaydım lise mezunu olarak sürünüyor olacaktın. Seni akademiye alsınlar diye az mı para döktüm o vakfa? Ben akademiye bileğimin hakkıyla girdim bir kere. Kendi bileğinin değil, benim bileğimin hakkıyla girdin. Tıkır tıkır saydım paraları. Hemen eve dön. Bak son kez söylüyorum. Ya eve dönersin ya bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun. Dönüp dolaşıp geleceğin yer kürkçü dükkanı. Nasılsın? İyidir. Selam. Alayım. Onu da alayım ben. Bu geceki diyeceğiniz benim. Süper. Eren sen bana yardım edebilir misin? Olur. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir. Sen nasılsın? İyi. Güzel şarkı. Beğendin mi? En sevdiğim grup. Benim de. Farkında mısın? Çok güzel bir sesin var. Ciddi misin? Hem de nasıl? Senin gibi şarkı söyleyebilmek için her şeyimi verirdim. Ama sen de inanılmaz besteler yapıyorsun. Evet ama ses olmayınca bir işe yaramıyor. Saçmalama canım. Bence sen benim hayatımda gördüğüm en yetenekli müzisyensin. Ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Hemen birlikte mutfağa gitmeler falan. Ne var ya, içki getirdik size. Eren, Barış'ın okuldaki ününü unuttun galiba. Dedikodu işte bunların hepsi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, her hikayede bir gerçeklik payı vardır Eren. Annemle kankası da bizim aklımızda bir sürü dedikodu uyduruyor ama. İyi tamam ya, pes ediyorum. Bak sonra uyarmadı deme. Kızım gevşe artık, bu gece bizim gecemiz. Biraz tadını çıkar. Hadi gel dans edelim. Oğlum. Ben ne yapıp edip dans bölümüne gideceğim. Boş ver dans et. Anma taktın abi. Şuna baksana. Takılmaz mı? Şuraya slow bir parça koysana. Zamanı mı abicim? Parti daha yeni başlıyor. Basit. Dinle de bir şeyler öğren. Bir kızı tavlamak istiyorsan onu şaşırtacaksın. Vallahi beni bile şaşırttın be. Niye durduk? Anlamadım. İçecek bir şey istiyor musun? Olur. Süt varsa süt. Ya da taze portakal suyu. Eren bak söylüyorum. Bu kadar sağlıklı yaşamanın sonu kötü. Ne? Sizin gibi boyalı içecekler mi içeyim? İç. Ama bir kere bu içecekler sağlığa inanılmaz zararlı. Ay senin kadar değiller Eren. Bak şimdi.
Dans eder misin? Şimdi mi? Parti daha yeni başladı. Beni kırmazsın herhalde. Ben değil ama bu şarkıyı koyduğun için partidekiler kafanı kıracak. Ne yapalım? Şansım yokmuş. Bir dahaki sefere. Dayı. Söyle prensesim. Ne oldu yine? Uyuyamadım. Ayrıca ilk yedi uyumamışım. Ne arıyor bu burada? Ne istersin olduğun şeker? Sana nineyi söyleyeyim mi? Çocuk muyum ben? Şarkı söyleyeyim o zaman. Ay aman sakın ha. Gördün mü? Öz yeğenim bile sesime dayanamıyor. Alabilir miyim ben de? Yine ne hatlar karıştırıyor bu? Bakmayacak mısın? Babam arıyor ya. Niye açmadın telefonu? Garanti fırça atacaktır. Niye ki? Bunca yıl cevabını aradığım soruyu sordum. Senin baban hastanede yatıyordu değil mi? Evet. Hastalığı neydi? Bu da cevabı yıllardır bulunamayan bir diğer soru. Bazen sadece zevk için orada kaldığını düşünüyorum. Ya zaten böyle bir şey yapması için insanın deli olması lazım. Doktorlar da ödüyor. Sana bir şey sorabilir miyim? Zor bir soru mu? Yok, bu öyle erinin sorularından değil. Aslında daha çok senin kutsal sorularından. Okula başladığımız ilk günden beri merak ediyorum cevabını. O zaman sor bakalım. Senin gibi birinin Alev ya da Barış'la ne işi olabilir? Sana ne? Anlamadım. Yani bu konulardan sana ne? Emre, sen iyi birisin. Öyle miyim? İnsanlar hakkında şimdiye kadar hiç yanılmadım. Şarkı çalışıyoruz. Böyle yalnız, baş başa. Seni bilmiş sana mı hesap vereceğiz? Ben sana veriyorum ama. En iyisi ben sana bir şarkı söyleyeyim. İster misin? Madem şarkı çalışıyorsun, söyle bakalım. Her şey küçük bir yalanla başladı önce. Masum oyunlar, zararsız bakışlar. Oh, oh. Tamam anladık, fena değilsin. Boşuna çabalama Gülçin, onunla baş edemezsin. Onun hakkından gelse Cemre gibi biri gelir. Gelsin de görelim bakalım o Cemre Hanım'ı. Bu kadar gevezelik yeter organik şeker. Şimdi doğru yata. Hem yarın sabah erken okulum var. İyi geceler. Sana da iyi geceler, artık gider yatarsın herhalde. Ben kimseye bakmıyorum efendim. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yasemin'e geldim. Bozacılar kiminle bağırıyorsun gece ya? Bağırmıyorum efendim, benim sesim öyle. Dur gelme. Oradan konuş. İyi mi böyle? Yok, biraz daha gir. Şimdi söyle bakayım.
Ne yapacaksın ya sen beni? Ben sokakta kaldım. He ne güzel. Bir sokak çocuğumuz eksikti. Ben sokak çocuğu değilim efendim. Babamın çocuğuyum. Sorunlu galiba. Kesin anahtarlığı unuttular. Anahtarlarını almadım. Ondan sonra da geç geliyorlar. Korkut, ne işin var senin burada? Heh, ben de aynen böyle söyledim işte. Kusura bakma Yasemin. Yavaş. Diyorlar ya. Kusura bakma Yasemin. Çok rahatsız ettim ama... Ya ben... Başka nereye gideceğimi bilemedim. Of, içeri gir hadi. Yoksa bütün apartman ayağa kalkacak. Geç. Allah seni. Hayrola İlyas efendim? Ne oluyor? Yasemin Hanım, bir kapıcı olabilirim. Evet, bir kapıcı olabilirim. Ama benim de sorumluluklarım hadi, var. Allah versin İlyas efendim. Başka kapıya. Eminsin mi? Eminim İlyas efendim. Ama bak, bir dakika. Başka kapıya. Ama... İyi geceler. anlat bakalım. Ne oldu Korkut? Korkut. Sorma Yasemin. Babamla birbirimize girdik. Yapma ya. Araba yüzünden mi? Araba yüzünden, baba yüzünden, benim yüzümden, senin yüzünden. Ya benim yüzümden başım belaya girdi. Yok öyle değil. Neyse boş ver. Olan oldu. Yasemin. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum ama mümkün değil eve dönemem Yasemin. O kadar ciddi ha? Maalesef. Madem öyle, sana kalacak bir yer bulmak lazım. Bak bu sensin. Evet. Benim. Artık gidelim biz. Niye? Sıkıldın mı? Yoo, çok eğlendim. Ben de. Sayende harika vakit geçirdim. Sayemde? Bak Cemre. Ben... Evet. Sen? Bilmiyorum. Çocukken babam sürekli insanlara güvenme. Bir gün gelir mutlaka seni incitirler derdi. Çocukluğum herkesten, her şeyden korkarak geçti. Büyünce her şey değişir sanıyordum. Ama değişmedi. Babam hastaneye yattı. Annem de o adamla evlendikten sonra her şey daha da kötüye gitti. Güle güle. Görüşürüz. Ali, geldin demek. Yok, hala yemekteyim. Tamam. Emre nerede? Yasemin. Sanırım mutfakta. Uyumadın mı sen? Ne? Ne iş var Korkut'un bizim evde? Neyse, tamam. İyi yapmışsın. Hı-hı, tamam. Korkuyorum Cemil. Çok korkuyorum. Korkma. Hepsi geçecek. Tamam mı? Parti çok sıcak geçiyor. Düşündüğün gibi değil Alev. Bir şey düşündüğüm yok bayan saman altından su yürüten Dalton kırması. Gördüğüm bir şey var. O da hiç hoş değil. Emre ve Cemre. Madem tencere yuvarlanmış, bu da kapak olsun o zaman. Ne yaptın sana sen? Aldırma Cemre. Manyak bu ya. Yürü eve gidiyoruz. Nereye? Eve. Tamam ben sizi bırakayım. Gerek yok biz gideriz. Hmm.
gece yalnız bıraktım sizi. Başınızı belaya soktunuz. Bu tarafa doğru konuş canım, bu tarafa. Aa, üstüme gelmeyin artık. Ayrıca sen mi söylüyorsun bunu? Geçen gün arabayı parçalayan ben miydim? Zaten canım sıkkın. Oo, niye canın sıkkın Cemre? Emreciğinden ayrıldın diye mi yoksa? Dalga geçme Gülçe. Hadi bırakın artık, olan olmuş. Şu anda çözmemiz gereken çok daha önemli bir şey var. Eviniz çok şeymiş. Neymiş? Bilmem, iyi bir şey herhalde. Şşt! Korkuta kalacak bir yer bulmamız gerekiyor. Sadece bir gecelik mi? Şey, aslında kaç gece olacağı belli değilmiş. Bir daha eve gitmeyeceğini söylüyor. Hmm. O kadar ciddi ha? Evet. Oo! Siz rahat konuşun. Sanki ben burada yokmuşum gibi. Keyfinize bakın. Ben zaten gideyim Yasemin. Yasemin, bir battaniye var mıdır? Park çok serin olur herhalde bu saatte. Otur Korkut. Otur. Otur otur. Yok gerçekten. Otur. Buldum. Mert. Bunun da her iki lafından biri Mert oldu. Bakıyorum ağzından düşüremiyorsun Mert'i. Yani Mert'e soralım diyorum. Neyi? E belki onda kalabilir. Allah alabilir Allah. İyi fikirmiş. Vay. Sen nedensin Korkut? Fark etmez Yasemin. O eve gittiğimde nerede olursa kalayım. Ya Gülçin, gidip Mert'le konuşsana. Niye ben? Sen daha iyi bilirsin. Hadi gidelim Korkut. Hadi. Parti kızları. Eğlendik ama. Ay, İlyas Efendi. Ne oluyor? Sabah temizliği. Sabah çok var İlyas Efendi. Ama Hicri takvime göre sabah. Ne haber? Biz de sakız ya yedik. Bak, senin bu koca kulak olayın fazla olmaya başladı ama ha, ona göre. Çok merak ediyorsan İlyas Efendi, Korkut bu gece Mert nerede kalacak? Duydum. Hmm. Aferin kızlar. Sizden de bunu beklerdim zaten. Ve ağzını bile açma. Ağzını bile açma, kulağım hala ağrıyor, Allah seni inandırsın. Hadi yukarı, hadi. Yukarı. Sakın konuşturma bunu, tamam mı? Anlaşma aldık Yasemin. Bak yine konuşuyor ya. Hadi Yasemin içeri. Hadi. Güle güle. Çao. Kudret Bey, nasılsınız? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sormayın Banu Hanım. Erol Bey ile önemli bir mesele görüşmeye geldim. Erol Bey henüz gelmedi. İsterseniz siz kafeteryada bekleyin. Gelince ben haber veririm size. Tamam, teşekkür ederim. Pardon, nereden gidiyorduk? Buradan gidip merdivenlerden ikinci kat. Teşekkürler. İyi dersler Banu Hanım. İyi günler, sağ olun. Eren, ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Görüyorum da keşke görmeseydim. Kızım yoga bu yoga. Ne alakası şimdi bu? Televizyonda her sabah var. Yoga yapanlar normal insanlara göre %70 daha stressiz ve huzurlu oluyorlarmış. Ben seni görünce %100 stres oldum yani sabah sabah. Ne yapıyor bu? Yoga yapıyor. Bir yogumuz eksikti, o da eklendi. Günaydın Eren. Günaydın. Nasıl hissediyorsun kendini? Süper süper. Bütün kötü enerjilerimi attım. Aman aman, o kötü enerjilerini bize atma da. Bundan sonra hayatımda stres yok. Her şey pozitif. Ya şimdi sırası mı yoganın Eren? Geç kaldık zaten. Stres yok Yasemin. No stres. Ya boşversene. Yemek yapmasından iyidir. Bence de. Hadi gel o zaman güzel bir şeyler yiyelim.
Göstereceğim ona benim sevgilime sırnaşmak neymiş. Bin pişman olacak bu yaptığına. Gerizekalı, ne zannediyor kendini anlamadım. Asıl dün gece Korkut ineği nerede kaldı biliyor musun? Daltonlarda. Yok artık. Ciddi misin? Partide duydum. Eren telefonda diğer Daltonlardan biriyle konuşuyordu. Kızım senin bu anten durumları ne olacak? İzle de bir şeyler öğren. Bu devirde ayakta kalmak istiyorsan uyanık olacaksın. Bak nasıl yakaladım Korkut ineğini. Acaba hangisiyle takılıyor? Hangisiyle olacak? Şumi ile tabii. Bu pilot olmaya alıştı ya. Bak kim geldi. Aşk böceği de gelmiş. Bana mı dedin? Tabii sana dedi. Kime diyecek? Senden başka geceyi dört kızla geçiren var mı? Ne diyorsun sen ya? Yalan mı? Daltonlarda kalmadın mı dün gece? Baksana çocuk perişan olmuş zaten. Uyuyamadın mı canım? Aşk böceği ha? İstediğim oluyor galiba. Benim saf oğlum kız tavlamaya başladı sonunda. Açsana. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kahvaltı eder misin? Korkut yok mu? Sabah erkenden çıkmış. Okula gitmişti herhalde. Nasıl kaldınız gece? İnşallah Zeynep bir yerinden etmemişsinizdir. Olur mu? Korkut benim odamda yattı. Ben de salonda yattım. Ya senin başına da iş açtık ya. Yok yok iyi oldu. Korkut kirayı bölüşmeyi teklif etti. Ben de zaten zorlanıyordum. Yani baya baya senin yanına taşınıyor öyle mi? Ne var bunda? Bana ne sen düşün. Her neyse bilin bakalım ne oldu. Ne oldu? Akşama iş bağladım. Ciddi misin? Evet. Dün konseri düzenleyen organizatörle konuşmuştum. Adam sizi çok beğenmiş. Niye bize söylemedin? Açıkçası çekindim. Eğer sonrasında bir şey çıkmasaydı acayip hayal kırıklığı yaşardınız. Her neyse adam biraz evvel beni aradı. Akşama tekrar sahneye çıkıyorsunuz. Süper, inanamıyorum. Süper. Peki bir şey soracağım. Konser nerede? Taksim'de yeni bir konser salonunun açılışı varmış. Ve birçok ünlü sanatçı çıkacakmış. Bizi niye istesinler ki? Çok iyiyiz ondan. Vallahi bu işte bir iş var ama benim pek aklıma yatmadı yani. Hadi bir an önce okula gidip çalışalım o zaman. Eren hadi kalk. Kalkamam. Ne demek kalkamam? Kitlendim. Kitlendin mi? Evet. Ya kızım nasıl kitlenirsin ya? Akşama konser vardı. Ya elimde mi Yasemin? Kasıldım işte. Açamıyorum bacaklarımı. Ben şimdi açacağım senin bacaklarını ha. Saçmalama Cemre. Ya Ajan hiç mi kıpırdayamıyorsun? Harika. En azından kukla oynatabilir. Stres yok. Stres yok kızlar. Al sana stres. O kadar sağlıklı beslenmenin sonucu budur. Sonunda ota döndün. Tamam sakin olun kızlar. Bir süre sonra açılır belki. Siz ikiniz okula gidin. Ben Eren'le kalırım. Ya bırak. Of. Ya. Gel buraya kaçma Eren gel. Ya bırak. Kudret Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erol Hoca. Nasılsınız? Vallahi ne diyeyim. Hep bildiğiniz gibi işler yoğun. Buyurun oturun. Kusura bakmayın. Beklettik sizi. Önemli değil Erol Bey. Buyurun odama gidelim isterseniz. Hiç zahmet etmeyin. Zaten fazla vaktim de yok. Bizim keratanın durumu nedir diye uğramıştım ama maşallah iyiymiş. Banu Hoca mı söyledi? Yok. Kızlar aralarında konuşuyorlardı. Kızlar aralarında Korkut'un derslerini mi konuşuyor? Gibi bir şey. Bugüne kadar hiç ders almadığı bir konuda rekor kırmış da onu konuşuyorlardı. Vallahi ben bir şey anlamadım Kudret Bey. Nasıl oldu ben de anlamadım Erol Bey. Ama çok mutlu oldum.
Aman aman. İyi o zaman. Gel gel. Şöyle koreografiler bizi de yapsa ya. Evet. Merhaba hocam. Nasılsınız? Perfecto. Bakıyorum sizin de keyfiniz yerinde. Çok iyiyiz hocam. Bu akşam yine sahneye çıkıyoruz. Harika bir haber bu. Ama çalışmamız lazım. Yasemin'le Eren nerede? Hiç sormayın hocam. Anlatsak da inanmazsınız. Peki nasıl olacak bu iş? Siz koreografiyi bize göstereceksiniz. Biz de onlara. İlginç. Değişik bir yöntem. E hadi ısının o zaman. Peki. Merhaba Banu. Merhaba. Neredesiniz bu saate kadar? Ah hocam ah. Eren sabah yoga yaparken bacakları kilitlendi. Allah Allah. Dansçı kızın bacakları kilitlenir miymiş hiç? Hep diyorum vücudunuza iyi bakacaksınız diye ama kimin umurunda? Yok hocam. Eren'inki aşırı iyi bakmaktan oldu. Aa, ya. Yavaş ya ne yapıyorsun? Ya kilidi açıyorum. Ya senin tuttuğun kapı değil benim bacağım. Başka nasıl açacağım? Söyler misin bana? Anahtar kullan istersen. Aman çok komik, öldüm gülmekten. Sen beş kolda yatmaz, asıl ben seni öldüreceğim. Ya istersen başka bir şey deneyelim. Ne gibi? Duşa girmeye ne dersin? Su sıcak ya, yumuşatır kasları. Sen duşu da bana getireceksin herhalde. Yasemin kıpırdayamıyorum. Duşa nasıl gideceğim? O zaman geriye tek bir çözüm kalıyor. Bu bakışlar hiç iyi şeyler söylemiyor. Kırdım bacağımı ya. Kırdım bacağımı. Biraz daha bağırma, kafanı kıracağım. En azından tek bacağın düzeldi. Ya ölüyorum galiba ya. Ruhumu teslim etmek üzereyim. Yardım et bana da şu koltuğa. Bari. Hızlanıyorsun. Anlamıyorum. Şimdi size harika bir haberim var. Hazır mısınız? Murat Boz'un bir sanat için verdiği konserde sahneye davet ettiği 4 maskeli kız farklı şarkıları ve eğlenceli danslarıyla seyirciyi mest etti. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kızım hala inanamıyorum. Biz üçüncü mü olduk? Durun bakalım, hemen havalara girmeyin. Biliyorsunuz kendinizi açığa çıkartmamanız gerekiyor. Evet ama kim olduğumuzu bilmeseler de bizim düğünümüz olacak. Esrarengiz kızlar, ister misiniz bu iş çok tutsun, herkes bizi konuşsun ha? Olabilir. Ama unutmayın, çok dikkatli olmanız lazım. Böyle bir haberden sonra gizli kalmayı kabullenmek çok zor biliyorum ama yapmak zorundasınız. Evet kızlar, ne olursa olsun okulu bitirmeniz lazım. Bize söz verdiniz, unutmayın. Ya hiç unutur muyuz hocam, sözümüz söz. Dünya starı bile olsak bu okul bitecek. Evet. Bana bunu nasıl yaptın hala inanamıyorum. Üstelik o salak Daltonlardan biriydi. O kızlardan ne kadar nefret ettiğimi bilmiyor musun? Kim bilir seni kandırmak için neler yaptı. Sırf bana nispet olsun diye. Beni kızdırmak için seni kullandı o kız, anlamıyor musun? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya da istersen şöyle sorayım. Herkesi kendin gibi kötü mü sanıyorsun? Çok şaşıracaksın ama söyleyeyim. Dünya senin etrafında dönmüyor Alev Hanım. O kız beni tavlamak için hiçbir şey yapmadı. Ben yaptım. Ona yaklaştım. Onu etkilemeye çalıştım. Üstelik benden kaçmasına rağmen. Ama nasıl olur? Nasıl olur değil mi? Seninle beraber olan biri nasıl olur da bir başkasıyla ilgilenir? Senin entrikalarından, alaycılığından, herkes çekiştirmenden bıkmış olabileceğimi düşünmedin değil mi? Cemre gibi iyi niyetli, güzel ve doğal bir kızla hoşlanabileceğimi hiç düşünmedin tabii. Kendini dev aynasında gördüğün için hiçbir şeyin farkında değilsin. Ama benden buraya kadar. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Öyle mi? Öyle.
Ödülünü vereceksin Emre. Tabii sen de Cemre Hanım. Peki öyle Meral Hoca niye gelmiş konsere? Alev söylemiş. Murat Boz sizi konsere davet ediyor demiş. O zaman o şuursuz Alev her şeyi biliyor. Korkarım evet. Ya herkese söylerse? İşte o zor biraz. Neden? Çünkü bu haberden sonra okuldan atılırsak ünlü olmak için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. O boya küpü de buna dayanamaz. Doğru doğru valla. Ama merak etmeyin. Alev bu yaptığının hesabını ödeyecek. Oğlum ciddi misin sen? Şimdi resmen ayrıldınız yani. Ne var bunu bu kadar şaşıracak? İddiayı kazanmamdan mı korkuyorsun? Oğlum yerim iddianı ya. Alev gibi, taş gibi kız bırakılır mı be? Cemre ondan daha güzel. Ama o kadar beğeniyorsan al senin olsun. Yok abi, sen kesin kafayı yedin ha. Oğlum biz o kızları sadece tavlayacaktık. Yoksa gidip aşık olmayacaktık. Abi senin bu kuralların da beni yiyip bitiriyor ha. Dur bak, Korkut'a soralım. O bile doğruyu seçer. Basit misin oğlum, ne yapıyorsun ya? Neyse, söyle bakalım. Biriyle çıkma şansın olsa hangisini seçerdin? Cemre mi? Alev mi? Yasemin! Ulan basit. Basit kere basit. Yasemin seçenekler arasında yok ki. O sizin seçeneksizliğiniz. Ben yine de Yasemin'i seçerdim. Hata ben de tabii. Ne işim var benim sizin gibi basitlerle ya? Devam edin abisi. Devam edin. Yasemin için az kendini. Korkut. Çıkar şunu. Ya bunlar inanılmaz yetenekli. Kızları da unutma. Aa, onlar başka. Onlar benim göz bebeğim. Şimdi hareketi gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi şimdi kalkın beraber yapalım. Son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Size kolay gelsin, ben gidiyorum. Görüşürüz. Cemre. Ne haber Cemre? Eren yok mu? Evde. Ne oldu? Ne yapıyor evde? Birden bu merak niye Barış? Asıl sen niye bana ters diyorsun? Ters mi? Ne alaka? Yani ne bileyim, öyle bir konuştum ki sanki kızgınmış gibi. Görmüyor musun Barış? Çalışıyoruz. Affedersiniz hocam. Kusura bakmayın. Böldüm. Hadi sen de içeri. Tamam abi. Seninle bir derdimiz olmadığını göstermek için seni yemeğe davet ediyorum. Ciddi misin? Evet. Hem de yemek de Eren yapacak. Harika. Akşam sizdeyim o zaman. Bu akşam olmaz. Eren'in hazırlık yapması uzun sürer. Sen yarın gel. Tamam. Yarın akşam o zaman. Tamam. Cemre hadi. Hadi git. Başım derde sokma. Eren'e selam söylüyor ama. Barış'ı yarın akşam yemeğe davet ettim. Ya emin misin? Sence Barış bu kadar büyük bir cezayı hak ediyor mu? O çok beğendi Eren'i. Bir de yemek yaparken görsün. Yasemin, bu dövüş sıktı, bir film koy bari de izleyelim. Ne haber kızlar? İyi. Biz iyiyiz de asıl önemli olan Eren'le durumda. Açıldı mı bacakları? Ya koltuğa yatırmayı başardım ama üstüne basamıyor. Ufak bir ayrıntı var yalnız. Açacağım derken ayağımı kırdı. Az kalsın ölüyordum. Abartma Eren. Abartıyorum öyle mi? Demek ayağa kalkamıyorsun. Ben seni ayağa kaldırmasını bilirim. Bak. İnanmıyorum. Ver bakayım şunu bana. Bu bir rüya değil mi? Biri beni cincikletin lütfen.
Şimdi gösteririm ben sana. Ya Yasemin saçmalama ya. Deli oldun ya. Bozulsun abi. Allah Allah. Duydunuz zilin sesini. Birinci raundun sonu. Tamam, biliyorum ben. Gazete okudunuz mu? Evet. Harika bir parça demişler. Okudunuz mu? Hepsini okuduk. Bunun durumu nedir? Maalesef knockout. Peki konser ne olacak? Bensiz çıkın. Saçmalama. Hayatta olmaz. Birimiz hepimiz. Ya tamam biliyoruz. Hepiniz de biriniz için. Bu grup 4 kişiden oluşuyor ve öyle kalacak. Şahane konuştun arkadaşım. Yürü be Yasemin. Her neyse ne yapalım. Dünyanın sonu değil ya. Başka bir şey buluruz. En iyisi gidip adamlarla konuşayım. Siz de gruba bir isim bulun ya. Kafandaki ne senin? Yeni imaj mı? Çok güzel olmuş. Ajan gördünüz değil mi? Ünlü olduk ünlü. Hiç anlamadım valla. Burada senin adın geçmiyor ki. Dayı şunun sesini kıssana. Dayıcım doğuştan o. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ağzına bir şey tıkasak. Nasıl bir şey? Mesela süzgeç taksak. Kusura bakma ya. Yok yok ben alıştım. Aslına bakarsan hoşuma bile gidiyor. Komik oluyor. Korkutup bizimle kalabilir mi? Kalacak zaten organik şeker. Ama fazla konuşmasın olur mu? Heh komik şey. Bunlar onlar mı? Evet. Bu Gülçin mi? Evet. Maskeyle daha güzelmiş. En güzel Yasemin. En güzel benim bir kere. Allah Allah. Yandık yandık. Yeter bu kadar savaş. Hadi bu isim işini konuşalım. Bence grubun adı Maskeli Kızlar olsun. Olmaz. Bir kere ben bir daha maskeyle falan çıkmam sahne. Ne o Ninja Turtles gibi. O zaman görevimiz tehlike koyalım da bu kadar yaygaradan sonra maskesiz çıktığımızı şak diye yakalanalım. G-A-G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 . Ya ne dersiniz? Ne diyor bu ya? Adlarımızın baş harfi. O çok özenti ve garip duruyor. Of ya amma da zormuş ya güzel isim bulmak. Ya abi herkes ne güzel isimler buluyor. Biz niye bulamıyoruz? Acıktım. Öyle grup ismi mi olur? Sazan ya. Hayır. Gerçekten acıktım. Hah şimdi düştün mü elimize? Artık biz ne verirsek onu yiyeceksin. Bu arada sana söylemeyi unuttum. Barış'ı yarın için yemeğe davet ettik. Ne? Delirdiniz mi siz? Niye? Fena mı oldu? Beğendiği kızı bir de yemek yaparken görsün. İyi de ayağa kalkamıyorum bile. O zamana kadar bir yolunu bulursun artık. Alo Emre. Buyurun benim. Basit. Bu gece uyumak yok oğlum. Yarın büyük. Ne uyuması oğlum? Ben tavuk muyum? Neymiş o büyük gün? Evet.
Çünkü yarın iddiayı kaybettiğim gün olacak. Nereden çıktı bu ya? İstersen şöyle diyelim. Yarın akşam kızlara yemeğe davetliyim de. Hadi be. Uyduruyorsun. Vallahi ister inan ister inanma. Yarın bu iş bitecek oğlum. Ha Emreciğim, şimdi uyu uyuyabilirsin. Tamam mı? Hadi bay bay oğlum, bay bay. Muhteşem bir gündü. Hayatımda ilk kez kendimi gazetede gördüm. Çok güzel bir duygu. Her şeye rağmen bir kez daha anladım ki sahne, alkış, ün ya da şöhret hiçbiri bizi bozamayacak. Eren bacaklarını incittiği için çok önemli bir konseri kaçırdık. İstesek Eren'siz çıkabilirdik. Ama yapmadık. Çünkü biz dostluğun fedakarlık demek olduğunu biliyoruz. Bizi insan yapan da bu değil mi zaten? Cemre Alev'den o tokadı yediğinde de yanındaydık. Yasemin kaza yaptığında da. Çünkü arkadaşlık fedakarlık ister. Ya ne bileyim. Çok güzel bir rüya görüyordum ya. Ya bir gece de uyuyamayacak mıyım ben? Kim olabilir ki bu saatte? Bilmiyorum, zaten bu evde bir uyuyabilsem dişimi kıracağım. Ne oluyor ya? Bilmiyoruz. E açsanıza kapıyı. Açmazsanız tamam, nereden bileceğim? Hep yolda Eren sen.
çiçek aşk yoldan.